Merhabalar, ben Fadime Ekici Bengü, Beykent Üniversitesi rehber öğretmeniyim. Uzun zamandır bir araya gelemiyoruz ve bu süreçte de sizinle tekrar bir araya gelebilmek için e, online olarak seminerlere başlama kararı aldık. E, i̇lk seminerimiz YKS sistemini anlatmak olacak. Genellikle biz zaten normal süreçte de rehber öğretmenler olarak Değerli öğrencilerimize bir araya gelerek YKS sistemini tekrar Nisan-Mayıs aylarında anlatırdık. Ve bu süreçte de sizinle bu YKS sistemini tekrar gözden geçirelim istedik. Biliyorsunuz YKS 3 e, oturumdan oluşuyor. Temel yeterlik testi, alan yeterlik testi ve yabancı diller testi olmak üzere. Biz bu 3 oturumun da ayrıntısına hep beraber bakacağız, ilerleyeceğiz. Temel yeterlik testinde bizi ne bekliyor olan yeterlik testinde karşımıza ne çıkacak ya da yabancı diller testinden ne elde edeceğiz hep beraber görebiliriz. Öncelikli olarak temel yeterlik testinden başlamak istiyorum. Temel yeterlik testi bildiğiniz üzere 9 ve 10. sınıf müfredatından oluşuyor ve karşımıza bu, bu test içerisinde Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri testi çıkıyor. Soru sayısına baktığımız zaman da arkadaşlar... Türkçe testi 40 soru, matematik testi 40 soru, fen testi 20 soru ve sosyal bil testi 20 soru olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 120 soru, 135 dakikaydı bu sınav ama bu sene özelinde sınav süremiz 165 dakika olarak güncellendi. Ee, genellikle burada ÖSYM'nin öğrencilerden beklediği şey şu oluyor. Yani öğrenci bilsin evet ama yorumla ya da bilsin diyor. Yani temelde bilgimiz sağlam olacak ama yorumlama gücümüzün de yüksek olması bekleniyor. Peki alan yeterlilik testine geçtiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Alan yeterlilik testinde biraz daha uzmanlık grubu devreye giriyor diyebiliriz. Bu ne demek? Artık 11. ve 12. sınıf müfredatı ile karşı karşıyayız. Ee, alan yeterlilik testinde öğrenci sınava girdiğinde 3 farklı puan türü oluşturuyor. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel olmak üzere. Bu 3 farklı puan türünü oluşturan 4 farklı test karşımıza çıkıyor. Bu testler Türk Dil Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi 40 soru, matematik testi 40 soru, sosyal bilimler 2 testi 40 soru, fen bilimleri testi 40 soru olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 160 soru, 180 dakika olarak karşımıza çıkıyor bu sınav. Burada e, temel yeterlilik testinden farklı olan nokta şu, e, temel yeterlilik testinde bizim yorumlama gücümüz de devreye giriyor. Yani biz, bileceğiz ama yorumlaya da bileceğiz. Ama alan yeterlilik testinde bileceğiz ve bunu uygulayabileceğiz. Bu çok önemli. Yani temelde aslında her iki testte de bilgimizin sağlamlığı önemliyken birinde yorumlama gücümüz de devreye giriyor. ...birinde bilgiyi kullanabilme becerimiz devreye giriyor. Aslında fark ettiyseniz temel yeterlilik testinde de, alan yeterlilik testinde de bilgimizi ölçmeye yönelik sorular çıkıyor ama... ...burada bu yeni sınav sistemi, yani YKS ile karşımıza çıkan bir diğer nokta... ...aslında temel yeterlilik testi ve alan yeterlilik testi birbirinden ayrılmıyor, devam niteliğinde oluyor. Soruların ayrıntısına da baktığımızda bunun ee, zaten devamını görebiliyorsunuz. AYT'de e, testlerin ayrıntısına baktığımızda ise şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. 3 farklı puan oluşan dört farklı test var demiştik. 3 farklı puanı oluşan 4 farklı testte birinci testimiz Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi 40 soru. ikinci testimiz Matematik testi 40 soru. Üçüncü testimiz Sosyal Bilimler 2 testi 40 soru. Dördüncü testimiz Fen Bilimleri testi 40 soru olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 160 soru 180 dakika bu Peki öğrenciler e, burada nasıl ilerliyor? Bir eşit ağırlık öğrencisi Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi ve matematik testi çözüyor. Sözel öğrencisi Türk Dili Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testi çözüyor. Sayısal öğrencisi ise e, fen ve matematik testi çözüyor. Burada alan ayrımı olmadığı için arkadaşlar bir sayısal öğrencisi de eşit ağırlık e, testini çözebiliyor fakat kendi sayısal puanla bir katkı sağlamıyor. Yani artı yönde ya da eksi yönde bir e, değişim söz konusu olmuyor. Her puan türü kendi oluşturan e, testlerle etkileşim içine giriyor ve böylelikle de birbirini etkileyerek puan türümüz oluşuyor. Yabancı diller testine baktığımızda ise burada daha farklı bir durum var. Öğrenci sınav başvuru sürecinde İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerinden birini tercih ediyor. Bu dile dair seçtiği kitapçık önüne geliyor. Toplam 80 soru 120 dakika olarak karşımıza çıkıyor bu testte. Biraz da orta öğretim başarı puanından bahsetmek istiyorum size. TYT'ye, AYT'ye ve YDT'ye verdiğimiz önem kadar orta öğretim başarı puanımızın da etkisi olduğunu fark etmeniz gerekiyor. Neden? Ee, okulda göstermiş olduğumuz başarı bizim yerleştirme puan ve sıralamamızı etkiliyor. ÖSYM bu, bu noktada şöyle bir hesaplama sistemi kullanıyor. Diyor ki öğrenci e, bir üniversite tercih ederken orta öğretim başarı puanının etkisinin farkında olmalı. Çünkü bu e, puan hesaplama şekli şu şekilde olur öğrenci diploma puanını alacak. 5 ile çarpacak. Bunu da 0.12 ile çarpacak. Eşittir okuldan alınan puan. Ama bir meslek sesi öğrencisi ise bu öğrenci. Öğrenci diploma tutunu alacak. Diploma notunu alacak, beşle çarpacak ve bunu da 0.18 ile çarpacak. Eşittir okuldan alacağı puan. Burada şöyle bir durum var. Daha da özetlemek gerekirse, mesela benim e, temel yeterlilik testi puanım 300 puan, okuldan aldığım puan 42 puan. Otomatikman bu okuldan aldığım puan benim temel yeterlilik testi olan o ham puanı 300 puanın üstüne eklendiğinde 300 342 puanım oluyor ama burada şöyle bir durum var. Benim puanım otomatikman yükseliyor. Fakat başarı sıralama o sene sınava giren öğrencilerin durumuna göre, başarı durumuna göre, sınavın zorluk durumuna göre başarı sıralama yükseledebiliyor, düşebiliyor. O sebeple okulda göstermiş olduğumuz başarı bizim için çok çok önemli. Peki baraj puanları nasıl? E, ÖSYM 2 e yıllık bir ön lisans programları için öğrencilerin temel yeterlilik testinde ham puanda 150 puan ve üstüne sahip olması gerektiğini söylüyor. Peki ben ham puanda 150 puan ve üstüne sahipsen başka ne yapabiliyorum? 4 yıllık özel yetenek gerektiren lisans programlarının sınavına girmeye hak kazanıyorum arkadaşlar. 4 e, yıllık bir lisans programı ayrıca istiyorsam da ham puanda AYT barajında 180 puan ve üstüne sahip olmam gerekiyor. Fakat bu sene için bu barajımız 170 puan olarak belirlendi bildiğiniz gibi. Biraz da sıralamalardan bahsetmek istiyorum. Hangi bölüm için ne kadar sıralama yapmamız gerekiyor? Bildiğiniz üzere sıralama barajları da var arkadaşlar. Tıp için ilk 50 bin. Diş için ilk 80 bin, eczacılık için 100 bin, hukuk için 125 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik için 300 bin ve öğretmenlik için ilk 300 bin içerisinde olmamız gerekiyor. Benim size aktaracaklarım bu kadar. Umarım ayrıntılı olmuştur ve aydınlatıcı olmuştur. Tercih döneminde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.